Herkese merhabalar. Fizik ikinci yazılı videomuzla beraberiz. Süper bir şekilde sizinle beraber ilk başta konu özeti yapacağız. Ardından da sorulara geçip mükemmel sorular çözerek de sınava en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Peki bizim ikinci yazılımızın yani birinci dönem ikinci yazılımızın konuları neler dersek üçüncü üniteden sorumluyuz. O da çok geniş bir ünite olan hareket ve kuvvet ünitemiz. Bu ünitemizde aslında ilk başta hareketi ardından kuvveti ardından da Newton'un hareket yasalarını yani F eşittir MA'yı ve benzeri görmüştük. İşte bunları tekrarını yapacağız ve süper bir şekilde sınava en iyi şekilde hazırlanmış olacağız ve videomuzu kaydırmalı yaptık. Aşağıdan istediğiniz kısma atlayabilirsiniz. Aynı zamanda soru çözümüne direkt geçebilirsiniz. Ama tavsiye ettiğimiz şey ise şu anda en başından kısa özetleri de izleyerek sınavla ilgili hazırlığımızı en iyi şekilde yapmak. Peki yazılı notları olan arkadaşlarımız için de hemen sayfalarını söylemek istiyorum. Nereden tekrar edebilirsiniz? Birinci dönem ikinci yazılı konuları sayfa 131'den başlıyor. Sayfa 131'den sayfa 146'ya kadar devam ediyor. Yani 131-146 arasında bütün ikinci yazılının konularını tekrar edebilirsiniz. Eğer öğretmenimiz Önceki konulardan da sorumlu tutuyorsa tabii ki ilk baştaki konuları da birinci yazılı konularına tekrar edebilirsiniz. Buradan diyebiliriz. O zaman birinci yazılı ve ikinci yazılıdaki bütün kapsamı buradan çalışabilirsiniz. Aynı zamanda Dinamo Fizik Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de hemen sayfaları söylemek istiyorum. Hareket ve kuvvet ünitemizin... Hareket ve kuvvet ünitemizin burada sayfa 128 ve 129'da yazılıya hazırlık soruları var. Dolayısıyla yazılıya hazırlık sorularını buradan çözebilirsiniz. Aynı zamanda ünite tekrar testlerimizden de bu e, sınavımıza hazırlık yapabiliriz. O da sayfa 116'dan başlayıp 124'e kadar gidiyor. Buradan da ünite hazırlık testleriyle de sınava hazırlanmış olabiliriz diyoruz. O zaman hadi bakalım şimdi süper hızlı süper Öz özetle devam edelim. Ardından da buradaki konularımızın özetlerini yaptıktan sonra da sorularımıza geçeceğiz. Gerçekten çok güzel sorular var ve sınavdaki çıkabilecek karşımıza gelebilecek sorular ayarında sorular hazırladık. Ve bu soruları yapınca grafik sorularımız var. İşte aynı zamanda e, F eşittir ama Newton'un hareket yasaları sorularımız var. Ve bu şekilde sınava en iyi şekilde hazırlanacağız diyoruz ve... İlk konumuz olan harekette başlıyoruz. İlk başta genel bakalım. Üçüncü ünitemizde üç tane konu başlığımız vardı. Hareket, kuvvet, Newton'un hareket yasaları. Temel hareket kavramlarını öğrenmiştik. İşte konum nedir, hız nedir, sürat nedir. Aynı zamanda hız zaman grafiği, yol zaman grafiği bunlar çok çok önemliydi. VT grafiği, XT grafiği ardından AT grafiğine de bakmıştık. ...ivme zaman grafiğine de bakmıştık. Konum zaman ve hız zaman grafikleri. Süratle hızın farklı olduğunu öğrenmiştik. Konum vektörünün çizilmesi, yer değiştirme vektörünün nasıl olduğu ve benzeri bunların hepsine bakacağız hızlı bir şekilde. Ardından tabii ki kuvvete geçmiştik. İkinci başlığımız kuvvet ve Newton hareket yasaları. Bu sınavda daha fazla ağırlığın gelmesini bekliyoruz ama yine de hareketten de soru gelecek oldukça. Peki, e, kuvvette neler vardı? Kuvvetin işte e, farklı çeşitlerini öğrenmiştik, işte güçlü kuvvet, güçlü nükleer kuvvetler, zayıf nükleer kuvvetler, kütle çekim kuvveti ve benzeri, bunun gibi farklı kuvvetler var doğada. Aynı zamanda kuvvetin etkilerine bakacaktık ve en önemlilerinden bir tanesi de aslında dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetin ne olduğuydu. Net kuvveti öğrenmiştik. İşte mesela bir tane cisme iki tane kuvvet uygulandıysa 10 Newton, 2 Newton bunların net kuvvetinin sola doğru 8 Newton olduğunu öğrenmiştik. Bunun dengelenmemiş olduğunu eğer buraya bir 8 Newton daha eklersek bu iki kuvvetin birbirini götürüp aslında dengelendiğini ve benzeri öğrenmiştik. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde de ivmenin ortaya çıktığına bakmıştık net kuvvetin etkisiyle. Net kuvvet sıfır olmayınca dengelenmemiş kuvvet oluyordu. Bunu zaten hemen tekrar edeceğiz. Eylemsizliğin aslında maddenin hareket etme eğiliminin devam etmesi olduğunu, temel yasanın F eşittir MA olduğunu ki neydi bu? Newton'un üç tane yasası vardı. Bu yasalardan eylemsizlik. F eşittir MA ve etki tepki kanunu vardı. İşte ben mesela bir yeri 10 Newton'la itersem o da beni 10 Newton'la tepki verirdi. Etki tepki kanunundan yola çıkarak. Yer çekimi yemesine bakmıştık. Yer çekimi de G idi. Ve 10 metre bölü saniye kare olarak genellikle kabul ediyorduk. Bu aslında bizim ağırlığımızı oluşturan imeydi. Ağırlığımız dediğimiz şey de mesela burada M kütleli bir cisim varsa bunun ağırlığı da büyük G M çarpı yer çekimi ile hesaplanıyordu. Ağırlık bir kuvvetti. Ağırlık Newton'la hesaplanırdı. Unutmayalım. Kütle kilogramdı. Kilogramı aslında Newton'a çeviren bir özellikti bu yer çekimi ivmesi diyoruz. Peki o zaman ilk başta hareket çeşitleriyle başlayalım. Bir kere dönme hareketi var. Aynı zamanda öteleme hareketi var. Aynı zamanda titreşim hareketi var. Böyle birazcık aylar ayrı ayrı var mı? Hızlı geçeceğim merak etmeyin. Mesela topaçın dönmesi, işte rüzgar gülünün dönmesi, gramofon planının dönmesi bunların hepsinin yörüngesi dairesel ve kütle merkezi yeri değişmiyor. Bu çok önemli. Sabit bir eksen etrafında dolanan cisimlerin dönme hareketi yaptığını biliyoruz. Zaten bunlar basit. Aynı zamanda öteleme hareketi işte yürüyoruz, işte uçan kuş, aynı zamanda kızakta kayan birisi, çocuk yörüngesi Sağa doğru, sola doğru, yukarı doğru, aşağı doğru farklı farklı olabilir. Düz bir doğrultuda kütle merkezi de dahil bütün noktaları ilerleyen cisimlerin öteleme hareketi yaptığını söyleyebiliriz. Titreşim ise git gel hareketi aslında. Sarkaçlı saat, aynı zamanda sasteli, sastelinin titreşimi, yaya bağlı kütlenin hareketi ve benzeri iki nokta arasında gidip gelme hareketi titreşim hareketi diyebiliriz. Peki yer değiştirme yani temel kavramlara bir bakalım. Bir kere ilk başta şunu göstermek istiyorum. Istiyorum. Konum kavramıyla başlayalım. Konum, bir nesnenin referans noktasına göre, herhangi bir referans noktasına göre bulunduğu yer. Mesela diyelim ki şöyle bir sıfır noktası olsun, referans noktası olsun. Mesela burası e, bir tane arkadaşımızın bulunduğu yer olsun, burası da 10 metre ileride olsun. Bu referans noktasına göre bunun konumunu gösterirken referans noktasından Konuma bir vektör çizeriz. Bu konum vektörü olarak adlandırılır. Bu konum vektörü de aslında 1 birim uzunluğunda başlangıç noktası burası, bitişi burası. Yani burada olduğunu göstermek için kullanıyoruz. Referans noktasıyla konumu birleştiren konum noktasına yönelmiş vektöre diyoruz biz bunu. Uzunluk ...boyundadır. Yani mesela burası 10 metre ise... ...bu 10 metre boyunda bir konum vektörüdür. Ve referans noktası bizim için çok önemli burada. Peki yer değiştirme nedir? Yer değiştirme aslında iki konum arasındaki... ...en kısa mesafedir. Mesela burada bir konum var, burada bir konum var. Burada e, x1 vektörümüz var diyelim mesela. Burada da... E, x2 vektörümüz var. Bu ikisi arasındaki mesafeye biz yer değiştirme diyoruz. Bu şekilde de çizebiliriz veya düz bir doğru üzerinde de çizebiliriz. Mesela bu x1 konumu, bu da x2 konumu. Bu ikisi arasındaki vektöre biz yer değiştirme vektörü diyoruz. Delta x ile gösteriyoruz. Son konum eksi ilk konumla bulunur. Yani sondan ilki çıkartarak buluruz. Mesela bir arkadaş buradan ...buraya gitti, buradan buraya gittiği aradaki yer değiştirmesi nedir desek... ...bundan, sondan ilki çıkartarak buluyoruz. Ve e, alınan yol, aradaki aslında mesafenin... ...zikzaklı gidilmesiyle tamamen hesaplanan bizim bildiğimiz uzunluk diye düşünebiliriz. Mesela çok güzel bir örnek var burada. A noktası burada, B noktası burada. Bir arkadaş A'dan B'ye şu şekilde giderse, böyle giderse... Hop bir de şöyle gitti diyelim. Bu iki nokta arasında aldığı yol yeşildir. Ama yer değiştirme mavidir. Yer değiştirme delta x alınan yolsa yeşille gösterilir diyebiliriz. Yine metredir uzunluğu. Aynı yer değiştirmede ve konumda olduğu gibi onu da söyleyeyim. Hız dediğimiz şey çok çok önemli. Yer değiştirmenin zamanı bölümüyle hesaplanır. Ama sürat dediğimiz şeyse hız dediğimiz şey yer değiştirme bölü zamandı. Sürat dediğimiz şeyse alınan yol bölü zamandır. Bu ikisi arasındaki fark bizim için çok değerli. Yani sınavlık sorularda da karşımıza gelecek. Alınan yolu zamana bölersek süreti buluruz. E, yer değiştirmeyi zamana bölersek Hızı buluruz. Hızı V harfiyle gösteriyoruz. Velocity'den geliyor İngilizce. Üzerine de ok çiziyoruz. Çünkü vektörel bir büyüklük. Vektörel yani yönü var. Sürat dediğimiz şey de aslında skaler bir büyüklük. Yani yönü yok. İşte İstanbul Ankara arasını 100 km bölü saat süratle gittim. Veya İstanbul Ankara arasını 100 km bölü saat hızla gittim ama İstanbul'dan Ankara'ya doğru. Ben demin mesela Ankara'dan İstanbul'a da gelmiş olabilirim sürati söylerken dolayısıyla yönü değil de e, süratte yön önemli değil büyüklük önemli hızda ise yön de çok önemli diyoruz. Peki ardından ivmeye baktığımız zamansa imede ise burada şunu da söylemek istiyorum e, Bunun üzerinde bu ok işareti olunca hız oluyor eğer ok işareti olmazsa sürat oluyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü vektörel ve skalerin ayrımı buradaki ok işaretidir ve bu ok işareti aslında yönü olduğunu gösteriyor. Mesela kuvvetin de yönü olduğu için böyle gösteririz. İşte ivmenin de yönü olduğu için böyle gösteririz. Vektörel şeklinde gösteririz konumun da yönü vardır. Delta X yani yer değiştirmenin de yönü vardır. Ama zamanın yönü yoktur mesela. Zamanın üzerinde bir böyle bir ok çizmeyiz. Böyle V yazarsak sadece bunun da yönü yoktur. O zaman bu sürattir. E, bu ise hızdır diye ayrımını yapabiliriz diyoruz. Peki ivmeye baktığımız zaman da A ile gösterilir. İngilizce'deki acceleration'dan geliyor. E, birim zamandaki hız değişimi aslında ve hız değişimi demek aslında şu şöyle göstereyim son hız eksi İlk hız bölü geçen zaman delta t. Delta dediğimiz şey değişim demek. Yani zamandaki değişim, hızdaki değişim, işte e, yer değiştirme, konumdaki değişim. Mesela bunların her birisi değişimi ifade ediyor. Üçgen değişimin sembolüdür. Dolayısıyla son hızdan ilk hızı çıkartırız. Geçen zamanda iğmeyi verir bize. Mesela örnek ilk hızı ilk hızı. 20 metre bölü saniye olsun. Son hızı 50 metre bölü saniye olsun. Ve bu arkadaş bu araba diyelim mesela bu araba öyle bir hızlanmış ki buraya geldiğinde 10 saniyede 10 saniyede 20'den 50'ye çıkmış hızı. İşte buradaki ivmesi son hız eksi ilk hız bölü 10 yani süreyle bulunur. O da ne çıkar dersek de 30 bölü 10'dan 3 metre bölü saniye kare çıkar. ...metre bölü saniye kare de... ...ivmenin... Oh, ...şunu hemen düzeltiyorum... ...metre bölü saniye kare ivmenin birimidir diyoruz... ...peki... E, konumu, ...konumu zaten görmüştük... ...şimdi de o zaman grafiklerine bir bakalım... ...konum zaman grafiği... ...hız zaman grafiği... ...bunlar birbirlerinden çok farklı... ...ve çok çok önemli... ...sınavda yüzde bin trilyon soru gelecek... ...dolayısıyla biz buraya çok iyi hakim olmamız gerekiyor... ...bir kere... ...konum zaman grafiğindeki mantık şu ben bir cismin konumunu takip edebileceğim. Mesela ilk başta sıfırdaymış. Sonra 20. saniyeye gelince hop 400'e gelmiş. 40. saniyeye gelince hop 800'e gelmiş. 60. saniyeye gelince hop 1200'e gelmiş. Yani ben konum zaman grafiğinde noktalara bakarım. Noktalar bize konumunun nerede olduğunu söyler. Noktanın sonuna gidersem konumu görürüm. Zaten bu eksen bize konumu veriyor ve x olarak da gösterilebilir. Burası ise t yani zaman veriyor. Aşağı gidersem zamanı görürüm. Mesela 60. saniyede bu cisim 60. saniyede 60. saniyede 1200 metrede diye düşünebiliriz. Veya işte 100. saniyede 2000 metrede diye düşünebiliriz. İşte buradaki buradaki aslında e, eğim yani buradaki yer değiştirme bölü zaman bize hızı veriyor. Hızın formülü, hızın formülü e, aslında yer değiştirme bölü zamandı. Yer değiştirme dediğimiz şey son konum eksi ilk konum bölü zamanla hesaplanıyor hızın formülü. Peki o zaman mesela diyelim ki bu hareketlinin hız zaman grafiğini çizmek istiyoruz. O zaman hızı nedir diye soracak olursak bunun son konumu neresidir? Son konumu buraya kadar gelmiş. Bunun son konumu x son eşittir 2000'dir. Peki ilk konumu nedir bu arkadaşın desek mesela bu grafiğe bakarak ilk konumu başlangıçta sıfırdaymış sıfır. Demiş, sıfır. Peki ne kadar süre geçmiş zaman sıfırdan 100'e geçmiş. Yani 100 saniye geçmiş. Şimdi bunların hepsini yazdığım zaman V eşittir son konum 2000 eksi ilk konum 0 bölü 100. Yani geçen zaman 2000 bölü 100'den de 20 metre bölü saniyede bu arkadaşın hızı vardır. Peki bu arkadaşın hızı sabit midir değişken midir? İşte burada da şuna bakacağız. Bu eğim yani bu yokuş hiç değişiyor mu? Şöyle oluyor mu? Mesela şöyle grafiği gösterirsem anlayacaksın. Mesela şöyle arttı sonra böyle oldu. Sonra böyle oldu. Bak buradaki eğim değişiyor. Bu yokuş daha fazla bu yokuş daha az. Bu yokuş zaten dümdüz. Şimdi eğim demek aslında yokuşluk demek. Yani bu arkadaş hep sabit gidiyor. O zaman bunun konum zaman grafiğinin hız zaman grafiği sabit hızlı harekettir. Sabit hızlı harekettir. Dolayısıyla bu arkadaşın hızı da 20 metre bölü saniyedir. Mesela bunun hız zaman grafiğini çizmek istesem ben hemen şöyle bir grafik çizerim. Hop. Bunun zamanını bu derim. Bunun hızını bu derim. Hızı neydi? 20 metre bölü saniyede sabitti. O zaman buraya 20 yazarım ve sabit gidiyor derim. Ne kadar süre gitmiş? Sıfırdan 100 saniyeye kadar gitmiş. O zaman buraya da tak 100 saniye yazarım ve bu şekilde hız-zaman grafiğini çizmiş olduk. Bu arkadaşın hız-zaman grafiğinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki hızı da metre bölü saniye, vektörel işareti. Burayı da saniyede yazarsak tam puan alırız e, hocamızdan. Peki geldik şimdi hız-zaman grafiğine. Burada da bilmemiz gereken en önemli şey, burada bilmemiz gereken en önemli şey aslında eğim hızı verirdi. Yani yokuşluk hızı verirdi. Nasıl buluyorduk onu da? x son eksi x ilk bölü zamanla buluyorduk. Burada ise hız zaman grafiğinde ise burada mesela sabit hızlı bir cisim var. Neden sabit hızlı? Çünkü hızı hep aynı. 6, 6. Birinci saniyede hızı 6. ikinci saniyede hızı 6. Üçüncü saniyede hızı 6. Dördüncü saniyede hızı 6. Hep sabit gittiği için buna biz sabit hızlı cisim diyoruz. Peki o zaman o zaman bu arkadaş sabit hızlı cisim. Peki bundan nasıl yola çıkarak hangi tür grafikleri bulabiliriz? Eğer bize bir hız zaman grafiği verildiyse biz bunu konum zaman grafiğine çevirebiliriz. Buradaki trik ise aslında şu. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yani burası aslında bu dikdörtgenin alanı. Bak bu bir dikdörtgen aslında. Bu dikdörtgenin alanı bize yer değiştirmeyi verir. Yani delta x'i verir diyebiliriz. Mesela burada burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin bu uzunluğu 6. Bu uzunluğu ise 0'dan 4'e kadar 4. 6 kere 4 24. O zaman 24 metre yer değiştirmiş bu arkadaş. İşte burada ilk konumunu bilseydik biz bunun ne kadar yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Mesela ilk konumu diyelim ki 0'da. O zaman ben bunun Konum zaman grafiğini çizebilirim. Konum zaman grafiğini çizersem ilk buradaymış. Buradan başlıyoruz ve 24 metre yol gidiyoruz. Kaç saniyede? 4 saniyede. Dördüncü saniyeye geldiğimizde sıfırdan 24'e gitmişiz ve sabit hızlı olduğu için nasıl çizmem gerekiyor? Düz bir grafikle çizmem gerekiyor. Düz bir çizgiyle göstermem gerekiyor. O zaman ne yaptık? Sıfırdan 4 saniye arasında. 4 saniyede... 4 saniyede... 24 metre yer değiştirme oldu. İşte konum zaman grafiğinde bu şekilde göstermiş oluyoruz. İstersek tabi buraya 1, 2, 3, 4 diye saniyeleri ayrıca da gösterebiliyoruz. Şimdi geldik kuvvetlere. Kuvvetlerde de şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında farklı farklı kuvvetler var. Bunlardan bir tanesi... ...bir ayrımı temas gerektiren kuvvetler ve de temas gerektirmeyen kuvvetler. Temas gerektiren kuvvetlerde fiziksel bir temas kesinlikle gerekli. Mesela örnek sürtünme kuvveti. Mesela bu kalemi yazarken ben fiziksel temas etmeliyim kağıda... ...ki sürtünme kuvveti sayesinde kalemin ucundaki mürekkep e, kağıtta kalıyor. Aynı zamanda kaldırma kuvveti. İşte suyun içerisine bir cisim attığım zaman... E, cismin yüzmesi aslında kaldırma kuvvetiyle bağlantılı ve... ...geminin suya değmesi gerekiyor... ...ve bu sayede kaldırma kuvveti uyguluyor... ...gemiye su diyebiliriz... ...peki başka ne var... E, ...itme çekme kuvveti... ...ben mesela e, bu e, cismi... ...bu kalemi böyle ittim... ...aynı zamanda veya bu kalemi böyle çektim... ...bunların her birisi temas gerektiriyor... ...rüzgar kuvveti... İşte rüzgar gülünün dönmesi... ...rüzgar gülünün dönmesi için... ...aslında ne yapması gerekiyor... ...rüzgarın hava tanecikleriyle aslında bu rüzgar gülüne temas etmesi gerekiyor. Bu da aslında elimizi arabadan çıkarttığımız zaman böyle arabanın bizi geri itmesi gibi düşünebilirsin. Hava ile temas etmesi gerekiyor ki rüzgarın bizi geri itmesi olsun diyebiliriz. Temas gerektirmeyen kuvvetlerse aslında etki eden kuvvet ile etkilenen cisim arasında fiziksel bir temas yok. Ne mesela? Manyetik kuvvetler, mıknatısın çekmesi, elektriksel kuvvetler, işte elektrik yüklü cisimlerin birbirini çekmesi itmesi neydi? Artı yüklü cisimle artı yüklü cisim birbirlerini iterdi. Ama artı yüklü bir cisimle eksi yüklü bir cisim birbirlerini çekerdi. Bunlar temas gerektirmiyor. Uzakta da olsa birbirini çekiyorlar. Kütle çekim kuvveti işte ne güzel Newton ağacın altında otururken kafasına tak diye bir tane elma düşüyor ve elma ile aslında Newton temas etmiyordu aslında başta. Dolayısıyla yer çekimi kuvveti de temas gerektirmeyen kuvvet, kütle çekim kuvveti olarak adlandırıyoruz bunu. Nükleer kuvvette bir atomun çekirdeğinin içerisinde olan kuvvet ve protonlar, nötronlar birbirlerini çekiyorlar ve benzeri zaten çok güçlü kuvvetlerin içerisine giriyor. Bu nükleer kuvvette diye bunlara temas gerektirmiyor. Peki geldik doğadaki temel kuvvetlerde işte güçlü nükleer kuvvet var, zayıf nükleer kuvvet var. Aynı zamanda elektromanyetik ve çekim kuvveti, kütle çekim kuvveti var diyebiliriz. Güçlü yayın nükleer kuvvet dediğimiz şeyse. ise atomun içerisinde şimdi bir çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde protonlar var ve nötronlar var. Bunlar tanecikler, proton tanecikleri, nötron tanecikleri. Ve etrafında da aslında elektronlar var. Şimdi bu, burada dışarıda yörüngelerde elektronlar var. Ve bunlar dönüyorlar. Ama çekirdeğin içerisi o kadar kuvvetli birbirlerine yapışık ki... ...işte bu proton ve nötronu bir arada tutan kuvvet... ...atom çekirdeğindeki güçlü nükleer kuvvettir diyebiliriz. Ve inanılmaz kuvvette bunu ayırmak için çok büyük bir enerji lazım. Zaten ayrılınca da inanılmaz büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Nükleer, bombaların patlaması, nükleer enerji santralleri hepsi bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. En şiddetli kuvvettir ve menzili atom çekirdeği boyundadır. Yani ufacık, ufacık. Yani atom çekirdeği de inanılmaz atomun çok daha küçük kısmında oluşturuyor diyebiliriz. Peki, zayıf nükleer kuvvete bakalım atom radyoaktif bozunum yoluyla yani e, atomun yapısı bozuluyor yeni atomlara dönüşüyor. Ve bunu yaparken aslında zayıf nükleer kuvvet yoluyla bunu yapıyor ve e, atom çekirdeği boyutunda menzili yani menzili kapsama alanı diye düşünebilirsin. Şimdi bizim mesela e, diyelim ki kütle çekim kuvveti ta yeryüzüyle bu kalem arasında var. Ama veya işte e şöyle düşünelim. Güneşin dünyayı çekim kuvveti. Ta güneşle dünya arasında çok uzun bir mesafe. İşte bilmem kaç milyon kilometre. Ama bunlarsa çok güçlü kuvvetler ama ufacık alanda yani inanılmaz dar bir alanda çok güçlü kuvvetler diye düşünebiliriz. Elektromanyetik kuvvetse Aynı cins elektrik yüklü cisimlerin birbirini itmesi zaten onu biliyoruz. Artı artı iter, eksi eksi iter. Artı eksiyi çeker. Zıt cins yüklerinde birbirini çekmesi veya mıknatısların birbirini itmesi çekmesi. Orada da ne vardı? N ve S kutupları vardı. N ve S kutuplarında mesela burası da N, S ise aynı kutuplar birbirlerine iterdi. Eğer tersine dönseydi bu zımbırtı S ve N birbirini çekerdi diye düşünebiliriz. Menzilleri sonsuz yani bunlar çok uzun mesafelerde birbirlerini çekebiliyorlar. Elektrik yüklü cisimler ve mıknatıslar diyebiliriz. Kütle çekim kuvvetine baktığımız zaman temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvettir diyebiliriz. Ve Evrenin bugünkü şeklini almasında en etkili olan kuvvet de budur aslında. Çünkü Güneş'in dünyayı çekmesi işte Mars'ın Jüpiter'le olan etkileşimi ve benzeri mesela dünyanın bizi çekmesi yere doğru, bunların her birisi veya Ay'ın dünyayı çekmesi, dünyanın Ay'ı çekmesi pardon. Bunların her birisi aslında kütle çekim kuvvetiyle bağlantılı ve bunu da Newton buldu aslında. Kafasına elma düştüğü zaman aslında Newton kütle çekim kuvvetini bulmuştu ve bu sayede aslında dünyadaki fizik de oluştu ve dünyanın fiziğinin temelini aslında dünyadaki fizik dersimizin temeli de Newton oluşturdu diyebiliriz. Sadece çekme özelliği gösteriyor bunu unutmayacağız. Sadece çekme özelliği gösteriyor. Burada mesela itme de vardı ama burada sadece çekme kuvveti var. Dolayısıyla o yüzden kütle çekim kuvveti diyoruz ve menzili de sonsuzdur. İşte bilmem dünya ile güneş arasında çok uzun mesafe var ama birbirimizi hala çekiyoruz diyebiliriz. Şimdi de geldik net kuvvete. Net kuvvetin diğer bir adı ise bileşke kuvvet. Cisimlere birden fazla kuvvet etki edebilir ve bunların toplamı aslında bizim net kuvvet diye bildiğimiz şey ve bunun diğer bir adı da bileşke kuvvet ve R harfiyle gösterilir. Yani R diye büyük bir harfle gösterilir. üzerinde ok çizilir. Ve bunun da amacı aslında resultant demek. Yani sonuç Sonuç nedir? Yani sen bunu yapıyorsun ama bunun sonucu nedir? Aslında İngilizce'de oradan geliyor. 10 Newton bu tarafa doğru, 20 Newton bu tarafa doğru. Sonuç ne kardeşim? Bana onu söyle. Ya sonuç bu 20 Newton'un 10 Newton'u bu götürecek. Mesela halat çekme yarışması. Burası 20, burası 10 çekiyor. Sonuç sadece sağa doğru sağa doğru 10 Newton'dur. Bunun sonucu budur diyebiliriz. Mesela bur buraya yazılımatta o F net eşittir 10 Newton sağa doğrudur. Mesela buraya bakalım 5 Newton sola e 15 litre yine sola bak okunan yerine dikkat et birazcık orada kandırmacılık yapmış ve son durumda o zaman net kuvvetimiz yani bileşke kuvvetimiz F net diye de yazabilirsin veya R diye de yazabilirsin. Aslında sola doğru 5 artı 15 20 newton'dır diyebiliriz. Ve son durumdaki bileşke kuvveti bulmuş olduk. Bu F net çok önemli bizim için ve çok karşımıza gelecek. İşte bu F netin net kuvvetin sıfır olma durumu var. Buna biz dengelenmiş kuvvetler diyoruz. Bir de sıfırdan farklı olma durumu var. Buna dengelenmemiş kuvvetler diyoruz. Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisim ya duruyordur ya da sabit hızlıdır. Yani sabit süratle sabit hızlıdır. Bunu unutmayacağız. Yani eğer F net eşittir sıfırsa buna biz dengelenmiş kuvvetler bu çok önemli sınavda yüzde yüz sorulacak burası dengelenmiş kuvvetler ve bu o zaman nedir ya durur ya da sabit sabit süratlidir. Yani hız neyse aynıdır değişmez. Yani bu sabit sürat demek bizim dersimizde ivme eşittir sıfır demek. İvmenin sıfır olması ne hızlanıyor ne yavaşlıyor. Yani ivme demek hızlanma veya yavaşlamak demek. Fark etmez ama eğer sabit süratliyse ise ivme sıfırdır diyoruz. Peki net kuvvet sıfırdan farklıysa yani buradaki gibi 20 Newton ...buradaki gibi 10 Newton'sa... ...o zaman ne olacak? Net kuvvet... De ...o zaman cismimiz... ...hatta şöyle yapalım... ...f net eşit değildir sıfırsa dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani memiş diyoruz buna biz ve dengelenmemiş bu arka bu memiş gerçekten de zırtapoz bir adam ve sürekli garip garip hareketler yapıyor. O yüzden bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor, bir yani sabit değil hiçbir zaman. Durmuyor da sabit süratli de gitmiyor. Hep istikrarsız. Yani bu memiş gerçekten de fıttırık bir adam öyle aklınıza kalabilir ve a eşit değildir sıfır diyoruz. Yani ivme sıfıra eşit değildir. Ya hızlanır, hızlanır. Ya da ya da yavaşlar diyoruz bu cisim için zaten Newton'un temel yasalarında efne çok çok önemli. Peki geldik Newton'un hareket kanunlarına. Eylemsizlikle başlayalım. Eylemsizlik bir cismin üzerine etkilen toplam kuvvet sıfır ise cisimlerin durağan hallerini sürdürme eğilimleri vardır. Ya da hareketli cisimlerin de hareketlerini sürdürme eğilimleri vardır. Ne, ne demek bu? Mesela arabada gidiyoruz. Arabada gidiyorken bir anda frene basınca tak diye öne doğru kaykılırsın. İşte bu kaykılma ya ben gidiyorum. Niye beni durduruyorsun? Ben eğilimim gitme yönünde. Niye beni durduruyorsun? Niye? Bir tepkidir aslında. Öne doğru yığılırız. Peki veya tam tersi arabanın içine duruyoruz. Sakin sakin her şey çok güzel. Bir anda apaçi bir şoför gaza bastı ve geriye doğru kaykıldık. İşte bu kaykıl sırasında biz ne yapmak istiyoruz? Ya durmak istiyorum sen beni niye hareket ettirmeye çalışıyorsun diyerek arkaya doğru durmak istediğini gösteren bir hareket yaparsın. İşte bu eylemsizliktir. Temel ilkeye baktığımız zamansa F eşittir M çarpı A yani F, F, F net de diye biz buna pardon bunu bunu normal yazıyoruz. Şöyle bir daha yazıyorum. F net ...vektörel eşittir. M çarpı A vektöreldir. Burası çok önemli. Efnet'in birimi Newton'dur. Ee, yani kuvvetin birimi Newton'dur. Bunun birimi kilogram'dır. Bu da, bu arkadaşımızda da... ...ivmenin birimi metre bölü saniye karedir. Bu çok önemli çünkü... ...kilogram metre bölü saniye kare... ...türetilmiştir. Newton'u oluşturmuştur diye söyleyebiliriz. Hani... E, temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler vardı. Temel büyüklükler kilogram, mesela kütle, e, madde miktarı, aynı zamanda işte uzunluk, aynı zamanda zaman. Bunların hepsi bir araya gelerek nitanın yani kuvvetin birimini oluşturuyor diyebiliriz. Ve burada şunu unutmayacağız: cisim üzerine etkilen net kuvvet sıfırdan farklı ise, yani dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyse cisim Kuvvet doğrultusunda ivmeli hareket yapar. İşte zaten Newton'un temel yasası aslında budur ve bununla alakalı yüzlerce soru çözeceğiz. Ama hemen sana bir örnek vereyim. Burada mesela 20 Newton bir kuvvetle 3 kilogramlık bir cisim sürtünme olmayan bir yerde sürtünme yok diyelim. Böyle bir yerde e, hatta pardon şöyle yapalım. 60 Newton'lık bir kuvvette diyelim. 3 kilogram bir cisim hareket etmeye çalışıyor. O zaman ne diyeceğiz burada? F eşittir M çarpı A. F yani 60 Newton eşittir. Kütle 3 çarpı A. A buradan kaç çıkıyor? 20 metre bölü saniye kare çıkıyor. İşte bu bizim ivmemizdir. Ve ivmemizi de bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Demek ki bu cisim sağa doğru yani kuvvetin doğrultusunda A eşittir. 20 metre bölü saniye karelik bir ile hızlanacak eğer duruyorsa ilk mesela burada şunu yazabiliriz İ, ilk hızı ilk hızı v sıfır diye söyleriz bunu sıfır ilk hızı sıfırsa e, o zaman bu hızlanır sağa doğru diye e, yorumda yapabiliyoruz. Etki tepki ise çok basit. Birbirine temas eden cisimler birbirine eşit büyüklükte hızıt yönüne bir kuvvet uygular. Mesela ben burada bir duvar var diyelim ve bu duvarı şöyle ellerimle itiyorum ve e, ellerimle ittiğim zaman burada aslında duvara diyelim ki sağa doğru 30 newtonlık bir kuvvet uyguluyorum. İşte aynı şekilde duvar da beni 30 newtonla geri iter. İşte bu etkidir. Benim yaptığım etkidir. Bu da duvarın tepkisidir. Bu en fazla nerede kullanılacak diyecek olursak da bunu aslında sorun çok kullanacağız. Mesela şöyle bir cisim e, ...yerin üzerinde duruyor... ...burası yer diyelim... ...böyle bir cisim yerin üzerinde duruyor... ...burası 4 kilogramlık bir cisim olsun... ...bu cismin bir ağırlığı vardır... ...ağırlığını hesaplarken... ...yer çekimi ivmesi olan... ...g eşittir 10 metre bölü saniye kareyi kullanırız... ...ve e, ağırlık aslında... ...m çarpı g ile hesaplanır... ...aşağı doğrudur ağırlık... ...yani yere doğrudur her zaman... ...e o zaman... G'yi de genellikle 10 metre bölü saniye kare aldığımız için 4 kere 10'dan 40 e, Newton'lık bir ağırlığı vardır bu cismin. 40 Newton'lık bir ağırlığı varsa bu cismin yerinde ona karşı 40 Newton'lık bir tepkisi vardır cismin ağırlığına karşı. En fazla burada kullanacağız. Zaten soruları çözerken de genellikle bu kuralları kullanıyoruz. Özellikle sürtünme kuvvetini hesaplarken bu etki tepki kanunu çok önemli. Bu etki de bunu ağırlık diye adlandırıyoruz. Bunu da N tepkisi olarak adlandırıyoruz diyoruz. Peki geldik şimdi sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvvetinde birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete karşı olan oluşan kuvvete bir sürtünme kuvveti adını veriyoruz. Ve sürtünme kuvvetinde iki farklı çeşit var. Birincisi statik sürtünme kuvveti, ikincisi de kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti şu demek. Ee, bir kere ilk başta şunu söyleyeyim. Sürtünme kuvvetini FS ile gösteriyoruz. FS ile gösteriyoruz. Sürtünme kuvveti. F zaten İngilizce'deki force'dan geliyor. Sürtünme de e, aslında buraya normal S şeklinde yazıyoruz. Ve, ve bunu da şöyle hesaplıyoruz. K çarpı N dediğimiz bir formülle hesaplıyoruz. Ne demek bu? K bu ne demek bu ne? Sürtünen yüzeyler arasında oluşan sürtünme kat sayısına sürtünme kat sayısına ve bu tamamen sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı, işte ne bileyim e, özelliğine bağlı, şekline bağlı bunların her birisi sürtünme kat sayısını değiştiriyor. Sürtünme kat sayısı bize veriliyor genellikle sınavda. Mesela diyor ki K 0,5 diyor. K işte nokta 1, 1 diyor. işte K işte sallıyorum 0.2 diyor. Genellikle böyle 0.5'te 0.2 sayılar verilir bu sürtünme katsayısı demek. Tabii kinetik sürtünme katsayısı farklı, statik sürtünme katsayısı farklı ve bunu bazen de şöyle gösterebiliyorlar. Bunu söyleyeyim hani şöyle gösterenler var. Mu denilen bir sayıyla gösterenler de var. 0.4 mesela. O zaman karıştırmayın. Bazı okullarda bu şekilde de gösterebilir. Mu veya işte mesela yabancı dille eğitim veren okullarda mu diye gösteriliyor. Bir de k da olabiliyor. Ve ne dediğimiz şeyse aslında yerin tepkisi. Bak bu çok önemli. Yerin tepkisi. Yerin Cismin ağırlığına karşı olan tepkisi, ağırlığına karşı e, olan tepkisi. Genellikle böyle. Tabi cismin e, aslında yer tarafından cisme uygulanan tepkide diyebiliriz buna. Bu bir kuvvettir, bu da bir kuvvettir, bu da bir katsayıdır sadece. Şimdi burada bizim şu statik ve kinetik sürtünme kuvvetiyle alakalı bilmemiz gereken şey şu aslında. Mesela bir cisim var. Bu kalem diyelim. Ben bu kalemi e, hafiften ittiriyorum. Şu anda ittiriyorum. Ama hareket ettiremiyorum. İttiriyorum, ittiriyorum, hareket ettiremiyorum. Ama belli bir an sonra bir hop diye gider ve hızlanır. Yani ilk başta böyle bir hareket etmez, hareket etmez bana bir karşı direnç kullanır. Veya şöyle diyelim. Mesela şöyle bir e, kitabımız var. Ben bunu ittiriyorum, ittiriyorum, ittiriyorum. Gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor, gidiyor gitmiyor, gitmiyor. Ama belli bir an sonra hop gitmeye başlar. İşte ilk başta bir eşik var. Bu eşiği açtığım anda o da statik sürtünme kuvveti eşiği aslında. Bunu açtıktan sonra rahat rahat olur. O da hareketli bölme. Yani bir cismi ilk başta hareket ettirmeye çalışan e, ilk başta durdurmaya çalışan tam tersi aslında. İlk başta durduran kuvvete e, biz statik sürtünme kuvveti diyoruz. Hareketliyken hareketliyken e, ...durduran kuvvete ise e, aslında biz e, kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Hatta bunun da şöyle bir grafiği var. Ben bir cisme kuvvet uyguladıkça e, statik sürtünme kuvveti artıyor, artıyor, artıyor... ...sonra belli bir an sonra hop, böyle oluyor ve düzene giriyor ve belli bir şekilde sabit kalıyor. İşte bu dönemde statik bölge diyoruz buraya şu bölgeye statik bölge diyoruz. Bundan sonraki kırmızı bölgeye ise hareketli yani kinetik bölge diyoruz. Bu statik bölgede harekete geçirmek çok zor. Ama o harekete geçince de tak diye kinetik sürtünme kuvveti devreye giriyor diyebiliriz. Evet şimdi artık sorularımıza geldik. Süper bir şekilde konu özetimizi tamamladık ve şimdi de sorularımızla öğrendiğimiz şeylerin aslında özetimizin tekrarını yapacağız. Hem de sınava hazırlanmış olacağız. Bu soruların noktası virgülüne uygun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına yüzde yüz uyumlu bir şekilde hazırladık. Dolayısıyla bu sorularla beraber çalıştığımız zaman aynı zamanda konu özetimizi dinlediğimiz zaman süper bir şekilde sınava hazırlanmış olacağız. Tabii ki şunu da hatırlatmak istiyorum. Yazın notları olan arkadaşlarımız için de tekrar hatırlatma yapalım. Burada fizik kısmında hemen sayfaları söylemek istiyorum tekrar etmemiz gereken kısımlar var. Sayfa 131'den başlıyoruz. 146'ya kadar lütfen bu tekrarları yapalım. Burada gerçekten çok detaylı, çok güzel bir şekilde anlattık. El yazmamızda anlattık diyoruz. Dinamo soru bankası fizik olan arkadaşlarımız için de hemen hareket e, konumuzun hareket ve kuvvet konumuzun sayfa 128 ve 129. sayfalarında 3. ünite yazılı sınav soruları var ve aynı zamanda ünite tekrar testlerimizi de yapalım lütfen ünite tekrar testlerimizde sayfa 100 16'dan başlayıp sayfa 123'e kadar gidiyor. Bu ünite tekrar testimizde yaparsak süper bir şekilde sınava hazırlanmış olacağız. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Hareket çeşitleri etkinlikleri eşleştiriniz demiş. Öteleme hareketi, titreşim hareketi ve dönme hareketi. Dönme dolabın hareketi. Tabii ki dönme hareketi. Buraya 3 yazdım. Doğrusal yolda kaykay süren çocuğun hareketi. Öteleme hareketi 1 yazdım. Sastenin hareketi, titreşim hareketi. Buna da 2 yazdım. Titreşim hareketi, gitgelli hareket. Onu da söylemiştik zaten. Geldik. Şekilde görülen Kare bölmeli düzlemde bulunan KLM noktalarındaki çocukların O noktasına göre konum vektörlerini çizin demiş. O noktası bizim referans noktamız, referans noktamıza göre konum vektörlerini çizin demiş. O zaman mesela K noktasındaki e, arkadaşımızın çocuğun e, O noktasından başlayıp şu şekilde giden bir konum vektörü vardı. Buna X, K diyebiliriz üzerinde vektör çizgisini çizeriz. M, M için hemen yapıyorum aynı şeyi. O noktasından hop xm yazıyorum ve konum vektörünü e, okunu çiziyorum. Ardından da L için yapalım. L de bu şekilde x e, l diyelim ve çizelim bunu. Mesela xm'nin uzunluğu 3 metre. E mesela diyelim ki burası 1 metre, burası 1 metre desek 3 metre. Büyüklüğü aslında konumun büyüklüğü 3 metre. Bununsa hemen buradan Pisagor yapabiliriz mesela buradan. Burası 1, burası 2 ise burası dik dik üçgense 2 1, ee, XK'nin e, aslında karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesidir. Buradan da 2'nin karesi 4 artı 1'den 5. O zaman XK karekök 5 metredir diye bulabiliriz. Aynı zamanda XZ için bulalım hemen. XZ için bulmak istersek burası 2 iki, burası 2'dir. 2 2 olduğu için xl'nin karesi xl'nin karesi hatta şöyle yazalım karışmasın kafa xl'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2'nin karesidir. Buradaki dik üçgeni kullanarak pisagor yapıyorum. Bunun karesi artı bunun karesi bunun karesiydi. O zaman 4 artı 4 8 o zaman xl'nin karesi eşittir 8 ise bu da karekök 8 metre şeklinde bulunur. O da 2 iki kök 2'dir diyoruz. Şimdi doğrusal yolun A noktasında duran çocuk önce B noktasına sonra C noktasına yürüyor demiş. Toplam 10 saniye süre olduğuna göre çocuğun alınan yolu yer değiştirmesi hızı ve süreti bulunuz demiş. Tam bir sınav sorusu. Burada da şunu yapmamız gerekiyor. İlk başta arkadaş ne yapmış? A'dan B'ye gitmiş. Sonra da B'den C'ye gelmiş. Şimdi ilk başta aldığı yola bakalım. Aldığı yol. Aldığı yolun dediğine göre biz ne yapacağız? Yola hesaplayacağız. İlk başta buradan buraya gelecek. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 metre yol gitti. Sonrasında buradan buraya gelecek. 10, 20. 20 metre yol gitti. O zaman 60 artı 20'den 80 metre yol aldı arkadaşımız. Peki yer değiştirmesi ne kadar? Yer değiştirmenin formülü neydi? Delta x eşittir x son eksi x ilkti. Yani ilk konum eksi son konumdu. Bunun ilk konumu burası. İlk konumu burası. Son konumu burası. Son konumu burası. Bu ikisi arasındaki mesafe en kısa mesafe buradan buraya gitti. Adam aslında günün sonunda yani böyle böyle gitmiş ama Günün sonunda buradan buraya gitti ve yer değiştirme vektörü de budur. Delta x bu şekilde gösterilir. Yer değiştirme vektörü. E bu yer değiştirme vektörünün uzunluğu ne kadar? 10, 20, 30, 40. O zaman hop 40 metre ama sağa doğru diyeceğiz. Çünkü burada yön önemli üzerinde ok işareti olduğu için. Hızı ve süretine bakalım. Şimdi hız formülü v eşittir delta x bölü t idi veya delta t de Hiç fark etmez. İkisini de yazabilirsiniz. Delta x neydi? 40 metreydi. 40 bölü e, sürene kadar? Bütün bu hareketi 10 saniye yap 10 eşittir. 4 metre bölü saniye diyoruz. Ve ne tarafa doğru? Sağa doğru. Çünkü yer değiştirme sağa doğru olduğu için hızı da sağa doğrudur. Peki süratine bakalım. Süratle de yeşille yazıyorum. Çünkü alınan yolla bağlantılı. Süratle Yol bölü zamandı hemen yapalım e yol ne kadardı 80 bölü geçen zaman 10 saniye 8 metre bölü saniye bunun yönümünü yok çünkü süreti 8 metre bölü saniyemiş adım aslında çok uğraşmış ama günün sonunda buraya geldiği için hızı 4 metre bölü saniye olarak düşünebiliriz. Yarı çapı 24 metre olan çembersel bir pist varmış ve K noktasından şekildeki gibi harekete geçen bir araç. L noktasına e, 4 saniyede ulaşmış. Yani buradan buraya gelmiş arkadaşımız. Tamam bu aracın hızını ve süretini bulunuz demiş. Bu önemli bir soru. Burada tabii ki hız dediği zaman delta x bölü t, sürat dediği zamansa yol bölü zaman veya t diye düşünebiliriz. Şimdi delta x'i bulabilmek için son konum eksi ilk konum yapacağız. Sürati bulmak için de yol bölü zaman yapacağız. İlk başta süratle başlayalım. Sürat eşittir yol bölü zaman diyorum. Peki yol ne kadar? Bu arkadaş buradan buraya kadar gelmiş. O zaman aldığı yol aslında bu dairenin, bu dairenin yarıçapı 24 metre olan bir dairenin çeyreği kadar. Dairenin çevresini bulmak için 2 çarpı pi çarpı r formülümüz vardı. 2 çarpı pi 3 alın demiş zaten bize. 3 çarpı yarıçapı da 24 metre. 6, 120, e, 144 metrelik bir çevresi var bu dairenin. Çevresi dairenin. Ama ne demiştik? 4'te 1 demiştik. O zaman 144'ü de 4'e bölersek... E, 120, 30, 24, 30, 8 e, e, Buradan kaç eder? 12, 38 ediyor. 38 e, Evet. 72, e, 36 ediyor. Özür dilerim. 36 ediyor. Değil mi? Evet. 36 ediyor. 36 metre o zaman buradaki yolumuz yani buradan buraya kadar 36 metre. O zaman yolumuz 36 bölü. Geçen süre 4 saniyede gitmiş. O zaman 9 metre bölü saniyelik bir süretimiz var diyebiliriz. Şimdi süreti bulduk. Ama yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Yer değiştirmede burası ilk konumumuz. Burası son konumumuz. Bununla bunun arasındaki en kısa mesafe burasıdır aslında. Böyle okumla gösteriyorum. Aslında arkadaş buradan buraya gitmiş. İşte bu bizim delta x'imizdir. Bu delta x'i bulabilmek için de vektörel bazı hesaplar yapıyorum. Bunu yapabilmek için de diyorum ki burası e, yarı çaptır 24 metre. Burası yarı çaptır 24 metre. Burası dik üçgen ve burada Pisagor yapabilirim. Pisagor'u nasıl yapıyorum aslında? Buradan 24 24 olursa eğer 24'ün karesi artı 24'ün karesi eşittir bunun karesi diyorum ama burada 45 45 90 üçgeni vardır ve burası da 24 kök Yani yer değiştirmemiz dediğimiz şey aslında 24 karekök 2'dir. Ama bunu ee, hemen şey yapamıyorsak şöyle yapalım. 24'ün karesi artı 24'ün karesi eşittir. Delta x'in karesi diyelim. Ve buradan da 24'ün karesini e, burada kaç çıkar dur bakayım. 625 596 artı 596 eşittir. Delta x'in karesi ediyor. 500, 1000 1100 92 eşittir delta x'in karesi ediyor. Ve buradan da e, 2 çarpı 596 böyle e, olur aslında delta x. 596 24'ün karesi olduğu için 24 karekök 2 olur. Bu da matematiğinde yapmış olduk. Peki 24 karekök 2 aslında bizim yer değiştirmemiz. Geçen süremiz ne kadar? O zaman hız formülünü artık yapalım. Hız yani v eşittir. 24 karekök 2 bölü 4 diyorum ve 6 karekök 2 metre bölü saniyede bizim hızımızdır diyoruz. Hız ve süretine de ulaşmış olduk. Evet şimdi de geldik yeni bir grafik sorumuza. Doğrusal yolda hareket etmekte olan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. VT grafiği tamam. Cisim konum zaman grafiğini çiziniz demiş. Cismin konum zaman grafiği nasıl çizilir? Hemen bakalım. Bir kere hız zaman grafiğini şöyle bir daha belirgin hale getirelim. Şurada bir çizgimiz var. Şurada bir çubuğumuz var. Bir de şurada çubuğumuz var. Şimdi buradan bize şunu anlatıyor aslında. Diyor ki sıfırla iki saniye arasında hatta şöyle yazayım. Sıfır iki saniye arasında ne yapmış bu arkadaşımız? 20 metre bölü saniye hızla gitmiş. 20 metre bölü saniye hızla sabit hızla ilerlemiş. Ardından 2-4 saniye arasında 2-4 saniye arasında ne yapmış bu arkadaşımız? 10 metre bölü saniye hızla gitmiş. 4-6 saniye arasında 0 yani durmuş. Aslında biz bunu anlıyoruz. Peki o zaman e, buradan yola çıkarak nasıl konum zaman grafiğine gidiyorduk? Eğer bize bir VT grafiği verildiyse bu verildiyse ve bizden ve bizden xt grafiği isteniyorsa yapmamız gereken şey vt grafiğinin altında kalan alanı bulmak. Altında kalan alan aslında yer değiştirmeyi veriyor bize. Ha, bu çok önemli. VT grafiğin altında kalan neresi dersek şu alan var. Aynı zamanda şu alan var. Bunlar yer değiştirmeyi veriyor. Mesela 0 2 saniye arasında şöyle bir dikdörtgen alanımız var. Bu dikdörtgen alanımızın e, alanını hesaplayalım bakalım. Burası 20 yani şuradan şuraya kadar 20 20 diyebiliriz. Burası da 2. 20 kere 2 40. O zaman burada aslında şöyle yapalım. Şu renk yazım. 40 metre yer değiştirme var bu bölgede. Bu bölgede 40 metre yer değiştirmiş. O zaman 0 2 saniye arasında 40 metre yer değiştirmiş. He, artı 40. Neden? Çünkü artı hız, hız artı e, süre sürede artı zaten artı 40 metre yer değiştirme var bu aralıkta. Buraya bakalım Burası 10. Burası 2. O zaman 10 kere 2 20 metre yer değiştirme var. Bu aralıkta. O zaman artı 20 metre yer değiştirme var bu aralıkta. Peki burada ne kadar var? Altında kalan yok ki. Sıfır. Zaten durmuş. O zaman hiçbir yer değiştirme yok demek ki. O zaman burada 40 metre, burada da 20 metre. Hadi bakalım konum zaman grafiğimizi çizmeye başlayalım. Şimdi ilk başta hemen ne yapıyoruz? Hop, hop. Şöyle çizdik. X, T grafiği diyorum. X metre, T saniye. Birimler çok önemli. Peki bu grafiği konum zamana getireceğiz. İlk başta zamanları yazalım. Burada bize verilen 0, 2, 4 ve 6 saniyeleri yazdık. Ardından e, şimdi demiş ki bize doğrusal yolda etmekte olan bir cismin hız-zaman grafiği şekilde gibidir. Ne diyor bize? Konum-zaman grafiğini çiziniz demiş. Ama bize bir bilgiyi vermeyi unutmuşuz. Hem onu ya, onu da yazalım. İlk konumu, ilk konumu 0 0 olan e, cismin diyelim. İlk konumu sıfır olsun. Yani x ilk eşittir sıfır olsun. O zaman buradan başlasın. Çünkü onu vermeyince olmuyor sorumuz. Cismin konum zaman grafiğini çizersek ilk başta 40 metre ilerlemişiz. Yani 0 2 saniye arasında 40 metre ilerlemişiz. O zaman sıfırdan 40'a gelebiliriz. Hop. Şuraya gelmişiz ilk başta. Ne yapmışız o zaman? Sıfırdan başlamışız. 40'a kadar gelmişiz. Ardından ardından 20 metre daha gitmişiz. İlk 40 gitmişiz. Sonra 20 daha gitmişiz. 20 daha gittiysek o zaman nereye geliriz? Ama 2 4 arasında 20 gitmişiz. Ee, 60'a geliriz değil mi? Buradan sonra da hop 60 metreye geliriz. Ama bak burası daha fazla, burası daha az oran olarak. Onu da söyleyeyim. Hatta şöyle de yapabilirsin. Burasına da 20 dersin. Ee, biz buraya gelmeyiz ama sıfırdan 40'a gittik. Ondan sonra da 60'a gideceğiz. Şimdi dördüncü saniyede artık 60 metreye gelmiş olacağız. Çünkü bir 20 daha gitmiştik. Ama bunun eğimi daha az, bunun eğimi daha fazla. Çünkü iki saniyede 40 metre gittik burada. Burada iki saniyede 20 metre ilerledik. Buradaki aradaki mesafenin 20 metre olduğunu görebiliyoruz zaten. Ama buradaki aradaki mesafe 40 metre. Peki ardından da son 4-6 saniye arasında durmuşuz. Durduysak konumumuz değişmez ki. Konumumuz aynı kalır yani 60'ta kalırız diyoruz. O zaman ilk konumumuz sıfırsa ilk başta 40'a gidiyoruz. Sonra 20 daha gidiyoruz sonra da duruyoruz. Ve bu şekilde de konum zaman grafiğinde çizmiş olduk. Doğrusal bir yolda aynı yerden harekete geçen K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. Buna göre ikinci saniyenin sonunda araçların birbirlerine göre, göre konumunu buna göre iki saniyenin sonunda araçların birbirlerine göre konumu için ne söylenebilir diye bize soruyor. Şimdi ilk başta şöyle bakalım. Bu aslında çok enteresan bir grafik. Neden? Çünkü bir hareketlimiz sıfırın altında eksi 10 metre bölü saniye hızla ilerliyor. L hareketlisi hatta bunu böyle daha yeşille belirgin hale getirelim. Aşağıda o. Ama diğeri ise diğeri ise K hareketlemiz ise 60 metre bölü saniye hızla. Yani yukarıda. Bu da grafiğimiz aslında bizim. Şu grafiğimiz. Şimdi burada hareketlimizin hız zaman grafiğini biliyorsak ne yapıyorduk? Konumunu ...görebilmek için... ...aslında birbirleri aynı yerden harekete geçmişler. Bunlar. Konumunu yer değiştirmesini hesaplamak için altında kalan... ...alana bakıyorduk. Grafiğin altında kalan. Alan. Mesela K hareketlisinin... ...grafiğinin altında kalan alan burası. O zaman diyorum ki... ...bu dikdörtgenin alanı hesaplayayım. Burası 60. Burası 2. 60 çarpı 2'den... ...delta x eşittir... ...120 metre çıkıyor. Ama dikkat edelim. Bu 120 metre artı... ...120 metre. Neden? Çünkü bu artı 60... Çünkü burası eksi 10 olduğu için birazcık değişecek işler. L hareketlisi için de altında kalan burası 6 diye bir şey yok ki. İşte bu eksi olunca sıfırla yani normal eksenle altında kalan alanı hesaplayacağız. Burası eksi 10. Burası çok dikkat ediyoruz. Burası eksi 10. Burası da 2. Eksi 10 çarpı 2 yani eksi 20 metre. Buradaki yer değiştirmemizde eksi 20 metre. Buradaki artı 120 metre. Buradaki eksi 20 metre. O zaman şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki düz bir yol olsa bu arkadaşlar aynı yerden iki tane ee, hareketli diyelim. iki tane araba diyelim. E, iki tane araba diyelim. Bu arabalar bir tanesi artı 120 metre gidiyor. Yani buradan buraya doğru gidiyor artı 120 metre. Bir tanesi de eksi 20 metre. Bir tanesi buradan buraya doğruydu. Eksi 20 metre. Yani ikisi farklı yöne doğru gidiyorlar. O zaman aralarındaki mesafe son durumda buraya geldiklerinde yani ikinci saniye sonunda bu kadar olur. Peki bu kadar mesafe ne kadar? 120 artı 20 140 metre aralarında mesafe vardır diyebiliriz konumları için. E, aralarında 140 metre vardır diye söyleyebiliriz. Doğrusal yoldaki K ve L araçlarının konum zaman grafiklerini vermiş bize. K aracı için birazcık daha belirginleştireyim. Burası kırmızı grafiğimiz. Burası da L aracı için yeşil grafiğimiz. Şimdi diyor ki konum zaman grafiklerini vermiş bize. Ha, araçların hız zaman grafiklerini çiziniz demiş. Şimdi ilk başta konum zaman grafiğinden sadece K'yi düşünelim. K arkadaşımızın hız zaman grafiğini hesaplamak istiyorum. Hızın formülü neydi? V eşittir. Delta X bölü delta T. Yani X son eksi X ilk bölü T ile hesaplanır. Şimdi V diyelim buna. V K'yi hesaplamak için son konum ne? 5 saniye sonunda nereye gelmiş? 30 metre gelmiş. 30 eksi. İlk başta neredeydi? Beş, i̇lk başta sıfırdaydı. Zaten bu buradaymış görüyorsun. Sıfırdan otuza gitmiş. O zaman sıfır bölü. Ne kadar süre geçmiş? Beş saniye. Beş eşittir. Otuz bölü beşten altı metre bölü saniye. K'nin hızı diyebiliriz. Peki L'nin hızına bakalım. VL için bakalım. Son konum ne? Beşinci saniyede L yirmi metrede. Yirmi eksi. İlk başta nerede? İlk başta sıfırdayken onda. Ondan yirmiye gidiyor bak. L 10'dan 20'ye gidiyor. K ise 0'dan 30'a gidiyor. Zaten bunu söyleyince bile anlıyoruz. O zaman 20 eksi 10 olacak burası. Kaç saniyede? 5 saniyede. Bu da 10 bölü 5'ten 2 metre bölü saniye bunun hızı var. K'nin hızı 6. L'nin hızı 2. İşte bunların grafiğini çizmek istiyorum. Hemen hop bir tane şöyle bir e, V metre bölü saniye e, t saniye bunu yazdım. Bunları yazarsanız hoca puan verir. Bunlar çok önemli grafikteki birimler ve benzeri. Ardından ne yapıyoruz? K'nin hızı 6 metre bölü saniyeydi. Ve sabit düz bir şekilde ilerliyor. Eğimi hiç değişmiyor. Yokuşu hiç değişmiyor. O zaman K'nin hızını gösterebilmek için kırmızıyla gösterelim. Burası 6 diyelim ve hop kaç saniye boyunca dersek de tak 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 5 saniye boyunca ilerliyor. Peki L'nin bakarsak da 2 metre bölü saniye o zaman bunda buradan 2 metre bölü saniye hop düz sabit hızlı bir şekilde ilerliyor şeklinde gösterebiliyoruz. İşte burada hatta şimdi demin yaptığımız sorularla benzer bir şekilde bunun altında kalan nedir? 2 çarpı 5'ten mesela burası 10'dur. Yeşilin yer değiştirmesi 10 olacak. Ge bakalım 10'dan 20'ye gitmiş. Evet yer değiştirme gerçekten 10 metre olmuş. Peki e, kırmızı için yani K için bakalım. Burası 6 burası 5 6 kere 5 30. Gerçekten de 0'dan 30'a gitmiş şeklinde söyleyebiliriz. Hız zaman grafiklerinde aynı eksende çizmiş olduk. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın hız zaman grafiği şekilde gibidir. Aracın konum zaman grafiğini çiziniz demiş. Şimdi hız zaman grafiğini vermiş, konum zaman grafiğini soruyor. Ne demiştik? Bu tür sorularda hızdan konum zamana gidebilmek için Tabii ki altında kalan alana bakacağız. Yani bu alanlar bizim için çok önemli. Ama hızı değişiyor. Hızı değiştiği için burada birazcık dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki yani 0-2 saniye aralığında farklı bir hesap yapacağız. 0-2 saniye aralığında hızı 5'miş. Yani şu 5, bak bu dikdört kere hesaplamaya çalışıyorum. Yüksekliği 5, genişliği 2. 5 kere 2, 10 metre burada yol gitmiş. 0-2 saniye arasında artı 10 metre yer değiştirme var. Peki 2-6 saniye arasında bakalım burasının yüksekliği 10 burası 4. Bak dikkat et burası 4 burası 10. 10 kere 4 40 metre ama artı 40 metre burada artı 10 metre. Bazen eksiler de gelebiliyor sınavlarda. Dolayısıyla artı 40 metre de burada yer değiştirme var. Şimdi bunun e, grafiğini çizmek istiyorum. Konum zaman grafiği. Hemen ne yapıyorum? Böyle çizdim. E, ee, evet doğrusal bir dayak gitmekten... bir aracın hız zaman grafiğini konum zaman grafiği çiziyoruz. Burada şunu vermeyi unutmuşuz. X e, ilk ilk X ilk, ilk e, diyelim ki kaç olsun kaç olsun kaç olsun e, 20 metre olsun. Bu sefer farklı bir soru yapalım. X 20 metre diyelim. Artı 20'de bulunan bir cisim. Şimdi buna hemen ne yazıyoruz? X yazıyoruz. Eee bunu metre yazıyoruz. Vektör çizgisini T yazıyoruz. Saniye yazıyoruz. Şimdi ilk konumuz 20'ymiş. 20 metreden başlayarak 10 metre ilerliyoruz ilk başta. 2 saniyeye kadar. Şimdi zamanlarımız ne? 2 saniye var ve 6 saniye var. Şimdi ilk 2 saniyede yani sıfırdan ikinci saniyeye kadar 10 metre ilerlememiz gerekiyor. O zaman 20'den başlarsak kaça geliriz? 30'a geliriz. O zaman diyorum ki ve buradan başlıyorum, 30'a gelmem gerekiyor. İkinci saniye sonunda buraya geliyorum. İşte bu çizgimizi çiziyoruz. Ardından, ardından 2 ile 6 saniye arasında, yani 4 saniyede 40 metre daha gitmem gerekiyor. 30'dan başlarsak, 30, 40, 50, 60, 70. Şuraya gelirim, hatta bunu birazcık daha uzatalım. 70, e, buraya gelirim. 70. metreye kadar gitmem gerekiyor. Nereden nereye? Altıncı e, 6. saniyeye geldiğim zaman 70. metreye gelmem gerekiyor. Buraya gelmem gerekiyor. İşte burada da o zaman diyorum ki hop böyle bir çizgi çiziyorum. Şimdi buradaki ile buradaki ile buradaki birbirinden farklı. Neden? Buradaki hızlar farklı. Bu 5, bu 10. Bundaki hızlar farklı olduğu için buradaki yokuşlar da birbirinden farklı çıkıyor doğal olarak. Buradaki yer değiştirme 30'dan 70'e kadar 40 metre aynı buradaki gibi. Buradaki yer değiştirme de ise 20'den 30'a kadar 10 metre diye söyleyebiliriz. O zaman grafimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, şimdi de yepyeni bir soruyla tren sorumuza beraberiz. Sabit V hızıyla hareket etmekte olan 10 metre uzunluğundaki bir lokomotif. Şekildeki korumdan geçtikten 4 saniye sonra tüneli tamamen terk etmiştir demiş. Buna göre V kaç metre bölü saniyedir? Yani hızı kaç metre bölü saniyedir diye söylüyor bize. Şimdi e, burada şunu bir unutmayacağız. Bir kere 20 metre mesafe var tüneli. Tünelin uzunluğu 60 metre. Lokomotifin de uzunluğu 10 metre. Yani bizim ...lokomotifimizin... E, ...konundan geçten dört saniye sonra tüneli tamamen terk etmesi demek... ...aslında lokomotifin şuraya gelmesi demek. Yani lokomotifin bir noktasını belirleyelim. Mesela e, bu noktası diyelim. Bu noktası. Yani lokomotifin bu noktası. Buradan buraya... Ters gidiyormuş bu lokomotif. Böyle ters çizmiş kusura bakma. Dolayısıyla buradan başlayıp... ...buraya kadar gelmesi demek. Yani bu nokta buradan buraya kadar gelecek. Ne kadar mesafe var? Bakalım ona. Bir 10 on, on metre kendisi var. Bir 20 metre e, bu aradaki mesafe var. Bir 60 metre tünel var. Dolayısıyla 10 artı 20 artı 60... ...toplam 90 metre yol gidilmesi gerekiyor. Ve bunu da 4 saniye sonra... ...4 saniyede gidiyor demek ki. 4 saniyede gidiyorsa bu arkadaş... O zaman yer değiştirmesi bir kere 90 metre. Hop 90 metre. Sağa doğru bu arada. Sağa doğru. Ve zaman geçen zaman 4 saniye. O zaman V eşittir. 90 bölü 4'ten 22 buçuk metre bölü saniye e, ne tarafa doğru? Sağa doğru yani doğu yönünde diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, hızını da bu şekilde hesaplamış olduk. İlk hızı 4 metre bölü saniye olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. İvme zaman grafiğini vermiş bize. Ha, burası önemli. Metre bölü saniye kare saniye 2'ymiş ivmesi. 8 saniye boyunca 2 ivmeyle gitmiş. Hız zaman grafiğini çizin İvme zaman grafiği verilirse de ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hız değişimini verir. Burada iki tane temel şey var. Eğer bize hız zaman grafiği verilirse bunun altında kalan alan delta x'i verir. Yani şu alan delta x verir. Eğer bize ivme zaman grafiği verildiyse bunun altında kalan alanda delta V'yi verir. Yani hız değişimini verir. Dolayısıyla delta X ve delta V kavramları bizim için çok önemli. Hız değişimi ve konum değişimi diye düşünebiliriz. Şimdi geldik hemen buradaki altında kalan bakalım. Burası 2, burası 8. Yani yüksekliği 2, genişliği 8. 2 kere 8, 16 e, aslında bizim için delta V'dir. Yani hız değişimidir. Hız değişimimiz artı 16'ymış. Artı 16 metre bölü saniye hızımız değişmiş. Peki ilk hızımız neydi? 4'tü. O zaman V ilk eşittir 4 metre bölü saniye. Hızımız 16 metre bölü saniye değiştiyse hemen grafiğini çizelim bakalım. Hop. V metre bölü saniye. Bunları her zaman yazıyoruz. T saniye. E, 0 hop 8. İlk hızımız kaçtı? 4'tü. O zaman dörtten başlıyorum. Hızımız ne kadar değişti? 16 metre bölü saniye değişti. O zaman dörtten 16 artarsak nereye geliriz? 20'ye geliriz. O zaman buradan başlayacağız. 8. saniyede 20'ye geleceğiz. Hop bu şekilde çizerek aslında hız zaman grafiğimizi bulmuş olduk. Hız zaman grafiğimiz bu şekilde çizilebilir. Burada şunu unutmayacağız. Hızımız değişken, sabit hızlı değil. İğme zamanımız e, verildi, hız zamanımızı bulduk. İğmemiz sabit, hızımız değişken. Ne yapmış bu cisim? Hızlanmış. Neden? Çünkü dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. Yani ivme eşit değildir sıfır. İğme eşit değildir sıfırsa yani 2, 3, 5 gibi ivmeler varsa cismin hızlandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde bulunan Mx ve My kütleri X ve Y cisimlerine uygulanan yatay doğrultulu kuvvetlerin cisimlere kazandırdığı ivmeyi veren grafik aşağıdaki hangisi demiş. Şimdi bizim için bir e, tablo verilmiş grafik verilmiş F ve A yani kuvveti biliyoruz kuvveti biliyoruz ve ivmeyi biliyoruz. Bize ne soruyor aslında kütleleri oranını soruyor Mx bölü My'yi soruyor. M'yi nasıl bulabiliriz? Tabii ki Newton'un ikinci yasası yani F eşittir MA'dan bulabiliyoruz. Şimdi hemen ilk için yapalım. X cismi için bir kere e, hemen hesaplarsak F e, eşittir eşittir M çarpı A'ya koyacağız. X'imizin kuvveti nedir? Bu noktasını referans alabiliriz. Çünkü hep aynı zaten ama bu noktasını okuyabiliyoruz. Kuvvet ne? 12. 12 eşittir. Mx çarpı ivmesin nedir desek hop 12 olunca kuvvet ivmesi de 2 oluyormuş 2. O zaman mx eşittir 6 kilogram diyebiliriz. Hemen geldik y hesabını. Burada bu noktayı okuyabiliyoruz. E, bu noktanın kuvvetine 8 8 eşittir my çarpı bunun e, ivmesine bakacak olursak 3. O zaman MY eşittir 8 bölü 3 kilogram. Bize de soruyordu MX bölü MY'yi soruyor. Yani 6'yı 8 bölü 3'e böleceğim. 6 bölü 1 çarpı 3 bölü 8'den 18 bölü 8 sayımıza ulaşmış olduk. Sadeleştirince de 9 bölü 4 çıkıyor diyebiliriz. Sürtünmesiz yatay düzenli durmakta olan 4 kilogram kütleli bir cisme yatay doğrultulu kuvvetler aynı şekildeki gibi uygulandığında cismin ivme büyüklüğü yani a'sının büyüklüğü ne olur diye bize soruyor. Şimdi bu şekli incelediğimiz zaman bir kere farklı kuvvetler uygulanıyor bu cismin üzerinde ve dolayısıyla bizim net kuvveti yani bileşke kuvveti bulmamız gerekiyor. Onu bulabilmek için de ne yapıyoruz? 6 sağa doğru, 10 sağa doğru, 10 da sola doğru. Dolayısıyla aslında ben buradan hemen şunu söyleyebilirim. 6 artı 10 eksi 10. Aslında net kuvvetimiz bu. Sağa doğru artı 6 artı 10 eksi 10 dersek bunun net kuvvetinin 6 Newton olduğunu söyleyebilirim. Net kuvvet 6 Newton. Ne tarafa doğru? Sağa doğru. Evet tamam. 6 Newton net kuvveti bulduk. Peki neydi formülümüz? F net ...eşittir. M çarpı A... ...sürtünme yok bu arada. Sürtünme olsaydı o zaman cismin ağırlığının da... ...etkisini hesaplayacaktık ki öyle sorular... ...gelecek şimdi. de eşittir M A ...olduğuna göre hemen 6 eşittir. Kütlemizi biliyor muyuz? Hayır. Ha biliyoruz. 4 kilogram. 4 çarpı A'dan... E, ...buradan tak diye... ...her iki tarafı dörde... ...böldüğümüz zaman... E, 3 bölü iki yani bir buçuk... ...metre bölü saniye karedir ivmemiz diye söyleyebiliyoruz. Bunların üzerlerinde ok işaretlerini yazmayı unutmayalım diyoruz. Şunları da tamamlayalım. O zaman cevabımızı bir buçuk metre bölü saniye kare. Ne tarafa doğru peki? Doğu yönünde veya sağa doğru. İkisi de olabilir. İkisini de yazsak iyi olur. Çünkü bu tarafa doğru A eşittir. Bir buçuk metre bölü saniye kare de yazsak aynı şeyi temsil eder diyoruz. Geldik sütünmesi doğrusal yolda sabit hızla hareket etmekte olan cism, bir cisim şekildeki görülen sürtünmeli LM yoluna girmek üzeredir demiş. Buna göre cismin KL LM arasındaki hareket için ne söyleyebilir demiş. O zaman diyor ki sürtünmesiz yolda KL o zaman sürtünme yok ama LM'de sürtünme var. Sürtünme de genellikle böyle gösterilir. Sürtünmeli olan yüzeyler bu şekilde gösterilir. Peki ilk başta sürtünmesiz böyle kaya kaya gidiyor ve sabit hızla gidiyor. O zaman sabit hızla devam edecek söz. Çünkü sürtünme yok onu durduracak bir etki yok. O zaman bu şekilde sabit hızla yani KL arasında aynı sabit hızlı hareketine devam edecek. Ardından ardından LM arasında yani KL arasında böyle devam etti ama LM arasında artık sürtünme olduğu için sabit hızda olsa sürtünme onu yavaşlatacak. O zaman burada diyoruz ki yavaşlayan bir hareket yapacak. Sabit hızda burada sonra yavaşlayan. Hatta hız zaman grafiğini böyle bir simülasyonunu yaparsak Ilk ...VT diyelim buna... ...MT bölü saniye ve saniye... ...ne diyoruz? İlk başta... ...sabit hızlı gidecek. Ondan sonra da hızı... ...azalacak. Hatta belki belli bir yerden... ...sonra da duracak sürtünmeli... ...yolda. O zaman burası... ...aslında KL arası... ...burası da LM arası... ...diye söyleyebiliriz. Hızı sabit... ...sonra da yavaşlıyor diye şeklinde... ...gösterebiliyoruz. Yatay sürtünmeli yüzeyde durmakta olan... ...M kütleri bir cisme... Yatay F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında cisim hareketsiz kalmaya devam ediyormuş. Hmm. F1 kuvveti kaldırıldığında cisim yine hareketsiz kaldığına göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin yönü ve büyüklüğü ilk duruma göre nasıl değişir demiş. Şimdi ilk söylediği şey de çok enteresan. Bu iki kuvvet var ve duruyor. Hareketsiz kalıyor. Demek ki bu iki kuvvetin toplamı net kuvveti bir hesaplayalım bakalım. Net, net, eşittir. Bir kere 20 sağ 10 sola ise 10 Newton sağ bir net kuvvetimiz var. Şimdi bu kuvvet aslında bu cismi hareket ettiremiyormuş. Çünkü demek ki sürtünme kuvveti bunu tutuyor. Statik sürtünme kuvveti ve sürtünme kuvveti ilk durumda hatta şöyle yapalım. Bu birinci durum diyelim. Buna da ikinci durum diyelim. Şimdi ilk durumda şöyle cisim üzerinde iki kuvvet vardı. 20 ve 10 ve bu şekilde duruyor. Sürtünme kuvveti ne tarafa doğru desek e, bu arkadaşın toplam kuvveti 10 Newton sağa ya. Bunu durdurucu etkiye sahip 10 Newton sola doğru bir sürtünme kuvveti vardır diyebiliriz. O zaman birinci durumda sürtünme kuvveti ee, sola doğru 10 Newton. Sola. Peki. ikinci duruma bakalım. Eğer diyor ki bize e, F1 kuvveti kaldırırsa bu kaldırırsa o zaman bu cisim üzerinde artık tek bir kuvvet var 10 Newton. Şimdi 10 Newton'ı hareket ettirememiş. 10 Newton'lık net kuvvet bu cisimleri bu cismi hareket ettirememişti. 10 newton... Ee, kuvvet kalınca yine hareket edemeyecek. Ama bu sefer sürtünme kuvveti yine durdurucu etkiye sahip. Çünkü hareket her zaman engelleyici etkiye sahip ama bu sefer sağa doğru oluşacak. Efes eşittir. 10 Newton. Ama bu sefer sağa doğru oluşacak. O zaman diyoruz ki ilk durumda yine 10 Newton'lık sürtünme kuvveti var durdurmak için. Son durumda da 10 Newton'lık sürtünme kuvveti var. Ama bu sefer yönü değişiyor. Yönü ve büyüklüğü Nasıl değişir demişti? Büyüklük aynı yönü değişir diye yorum yapabiliyoruz. O zaman e, yönü değişiyor ama büyüklüğü aynı kalıyor diyebiliriz. Geldik hemen yeni bir sorumuz. Yukarıdakilerde hangileri skaler, hangileri vektörel büyüklüktür demiş. Skalerle vektörelin temel farkı vektörelde yön vardı. Hızın bir yönü vardır, vektöreldir. E, süretin bir yönü yoktur, skalerdir. Zamanın bir yönü yoktur, skalerdir. Zaman ne tarafa doğru, sürat ne tarafa doğru denmez ama hızın sağa doğru mu, sola doğru mu bunun yönü vardır. Hatta vektöre olduğu için bunun üzerine çizgiyi çiziyorum. Alınan yolun yönü yoktur, skalerdir. Yer değiştirmenin yönü vardır, bunun okunu çizelim, vektöreldir. Konumun yönü vardır, zaten bunların sembollerinden de anlıyoruz. V, ondan sonra X. Ondan sonra delta x ama üzerinde çizgi var. Bunların aslında e, sembollerinde böyle bir şey yok. Enerjinin yönü yoktur skalerdir. Gücün de yönü yoktur skalerdir. Kütlenin yönü yoktur skalerdir. E, kuvvetin yönü vardır vektöreldir. Hatta bunun sembolü de F ve üzerinde oku var. İğmenin yönü vardır vektöreldir bu da A böyle gösteriliyor zaten. İşin yönü yoktur. Ee, pardon özür dilerim. Skalerdir. Zaten birimleri de Joule olduğundan anlayabiliriz. Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan M kütleli cisme uygulanan kuvvetin cisme etki eden sürtünme kuvvetine bağlı grafiği şekildeki gibidir demiş. Bu grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi sürtünme kuvveti aslında dikkat edelim. Böyle 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 artmış artmış artmış. Nereye kadar gelmiş? 25 newton'a kadar gelmiş, ardından da bu bölgeye biz statik bölge diyorduk, şu bölge statik bölgede, ardından yani şu şuraya kadar statik, e, hatta şurası da statik bölgenin içine giriyor, ardından sonra kinetik bölgeye devam ediyor. Peki, kinetik bölgedeki sürtünme kuvveti 20 newton, ama statik bölgede en fazla 25 newton'a kadar e, etki ediyor yani bizi durdurmaya çalışıyor. Bu grafiğe göre. Cismi 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulandığında cismin ivmesi sıfır olur. Şimdi durmakta olan bir cisim var. M kütleli. Buna bir kuvvet uyguluyoruz 10 Newton. E bu arkadaş 25 Newton'a kadar durdurabiliyor zaten. Sürtünme kuvveti 25 Newton'a kadar. Kuvvetli bir kuvvet. O zaman buna 10 Newton uygularsan hemen 10 Newton'da sürtünme kuvveti seni durdurur zaten. 25 Newton'a kadar hareket ettiremezsin bu cismi sen. Dolayısıyla Evet, cismin ivmesi sıfır olur çünkü durmakta olan durmaya devam eder. Cisme 20 newton büyüklüğünde kuvvet uygulandığı cisme etkileyen sürtünme kuvveti maksimum olur. Hayır, 25 newton'a kadar çıkabilir, 25 newton'a kadar durdurabilir. Bu hatalı. Ee, bakalım, cisme 32 newton büyüklüğünde kuvvet uygulandığında, cisim hızlanan hareket yapar demiş. Ee, 32 newton büyüklüğünde kuvvet uygulandığında cisim hızını hızlanan... evet 25'e kadar karşı koyar ama sen eğer bu cisme 32 Newton uygularsan artık bu cismi 25 Newton geçer 32 bunu yener hatta kinetik bölgeye yani hareket ettirmeye başladığı için 20 Newton'a düşen bir sürtünme kuvveti uygulanır ve ama hareket eder. Cisim sağa doğru bu bunu yendiği için hareket etmeye devam eder ve cisim hızlanarak hareket yapar. Evet doğru. Duruyordu ama artık net kuvvet net kuvvet ...bu tarafa doğru 12 Newton olacağı için hatta iğmesini de bulalım. Mesela kütlesine 2 kilogram diyelim bunun. Hemen e, F eşittir MA'dan, F net tabii ki. E, sürtünme kuvveti, e, bak burada e, 32 eksi 20 diyelim. Çünkü artık kinetik bölgeye girdi. Buna göre sürtünme kuvveti hesaplayacağız. 32 eksi 20 yani F net eşittir kütlesi 2 kilogram çarpı A. 12 eşittir 2 çarpı A'dan A eşittir 6 metre bölü saniye kare bizim ivmemiz olur sağa doğru. Mesela adam bize deseydi ki e, bunun durmaktaydı. Yani ilk hızı sıfırdı. Bunun 4 e, saniye sonraki hızı nedir dese bize. Bak ivmesini biliyoruz ya artık. İvmesini bildikten sonra Hızını da hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplanır? İvme eşittir. V son eksi V ilk bölü zamandan hesaplanır. V sonu bilmiyoruz. V son eksi V ilki biliyoruz. 0 bölü zaman ne? 4 saniye. Eşittir ivme. İvme kaçtı? 6 idi. O zaman buraya da 6 yazdım. 6 kere 4 24. 24 son hızdır. 24 metre bölü saniye hıza ulaşır. Yani 1 saniyede hızı 6 artıyor demek bu. O zaman 4 saniyede 24 hız artacak. Son hızında 24 olduğunu hesaplıyoruz. Böyle karmaşık sorularda gelebilir sınavda aman dikkatli olalım diyoruz. O zaman süper bir şekilde yazılı provamızı tamamlamış olduk. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın bakalım.